Arkadaşlar yeni... Böyle olmadı ya. Şimdi bu videonun kendi konseptine uygun giyinmemiz gerek. Artık böyle konsept bir şeyler artık yapalım. Artık konsept kafası. Aynen. Hazır mısınız? Hazır. Değişiyorum. TikTok. 3, 2, 1. Arkadaşlar... olmadı mı? Bence oldu. Değişim senden sorulmuyor mu kardeşim? Evet bence sen oldu. Sen artık değişim videoları atıyor musun hala? Ben artık video atmıyorum. Açtığın son TikTok'u aç bakayım. Sen de parayı buldun Bahmet. Alakası... Parayı buldum yapabilmek. 5. ayın 22'si. Oo, bir ay olmuş. Bir aydır video atmıyorsun ha. Bu video yayınlandıktan sonra ben de video atmaya başladım. Aynen. Tula'nın da Ahmet'in de hesaplarının TikTok ve YouTube hesapları hemen aşağıda. Linkten onlara ulaşabilirsiniz. Videonun en başında söyledim ki videonun sonlarına doğru insanlar sıkılıp çıktığında çıkan insanlar da bunu görmüş olsun. Böyle düşünceli bir arkadaş da herkese yani, nasip olmaz mı? Sizden de aynı performansı bekliyorum demek oluyor. Arkadaşlar bugün idam cezasına çarptırılmış mahkumların son yemeklerini test edeceğiz. Oğlum buna niye eğleniyoruz? Buna bu eğlenecek bir şey yok arkadaşlar. Adamlar ölmüş. Adam ölmüşse ama bir bok yemiş de ölmüş. Ama hak etmiş de ölmüş. Hak etmiş demek ki. Kimse ölmeyi hak etmez bence. Arkadaşlar bu arada daha fazla bu tarzda video istiyorsanız diyeceğim ama daha fazla insan ölmez herhalde. Yani deneyebileceklerimizin maksimumunu deneyeceğiz ama bu tarzda videolar gelsin istiyorsanız videoya tam şu an like atmayı ve yorum atmayı unutmayın gelsin diye. Çünkü onları okuyup ona göre değerlendiriyoruz. Değil mi Ahmet? Evet. Like atmadıkları bir videoya yüzden bir daha çekmezsin. Tabii çünkü neden? Çünkü demek ki beğenmemişler ki devamı gelmesin yani. Niye gelsin? Tüketiciye göre ürettiğimiz için tüketicinin istedikleri bizim için her zaman ön planda. Ben niye bugün haber sunuyormuşum gibi? Önünde şey var ya. Bugün TikTok magazinin ilk bölümü. Çakal dövmeli kız dövmesini sildirdi. Ben artık TikTok deyince çakal dövmeli kız aklıma geldiği zaman kendimi yumruklamak istiyorum. Ama hep o geliyor aklı artık. Benim gelmiyor. TikTok denince aklına ilk kim geliyor? TikTok magazin denince. TikTok magazine alakam yok. Ya Sıla bak şimdi abi, boş yapma abicim. TikTok magazin deyince aklına ya kim geliyor? Kimse yani, gelmiyor işte. İlla önüne çıkıyordur yani ya. Ay kimse gelmiyor. Bu tamam, aşağıda şu an TikTok hesaplarımız gözüktü. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Ve cidden kimse gelmiyor. Birini ver ya. Arkadaşın da olabilir. Sevmediğin bir insan olsa bile bunun için sana ters bir şey yapacağını düşünmüyorum. Zaten yapamaz ki. Arkadaşlar önümüzde tek tek idam cezası almış ve idam edilmiş suçluların listesi var. Bir olay var. Gardiyanlar size gelip bir form veriyor. Ve bu formda yazıyor ki idam edilmeden önce son yemeğin ne olsun? Bu form mutfağa gidecek. Ona göre size yemek yapacağız. Burada da idam suçundan idam edilmiş suçluların listesi var. Ve biz de bunları sırayla deneyeceğiz. İlk mahkumumuzun adı Stephen Anderson. Okuyorum neden içeri girdiğini. İdam ozanı diye anılan Stephen hem soygun hem okuması olan biri okusa ya. Tamam şaka yap. Ama parmağımı böyle yapmadım. Stephen hem soygun hem tecavüz. Sen yapsana parmağımla. Hadi. Hem tecavüz hem de kiralık katil suçlarından ceza aldı. Kaçtığı hapishaneden sonra öldürdüğü kadının evinde makarna yerken yakalanan Maine Anderson tüm suçlarını itiraf etti. Bak parmağını hızlı hareketle karıştırdım. İdam cezasına çarptırıldı. İdam edilmeden önce son yemeği iki kızarmış ekmek ve peynirdi. Bunu mu istemiş? Bunu mu istemiş yani gerçekten? Yani vizyonsuzmuş. Makarna yerken yakalanmış. İdam ederken onu yeseydin bari değil mi? Şeklin olurdu. Makarna seviyorum ondan öldürdüm falan derdi. Neyse ben kahvaltı yapmadan geldim. Güzel açılış oldu. Yani. Peynir dedin al peynir. Adam ölmeden önce istemiş demek ki var mı bildiği. Ama kızarmış ekmek güzelmiş. Prodüksiyona buradan ekmek için çok teşekkür ediyorum. Kahvaltı da etmemiştim çok iyi oldu. Gel oğlum buraya gel. Yani adam bunu tost çok yaptı saçma. Yemeye başladı. Bu çok iyi bu adam bir bildiği varmış. Değil mi harbi iyiymiş. Stephen Anderson'ın ruhuna şad olsun. Siz hiç kahvaltı yapmıyor musunuz? Ben ne bileyim peynir falan iyi geldi yani. Ölmeden önce ağzımda bu tat kalacak. Yum güzel işte. Bunun yanında bir de sucuk olacak. Stephen işini bilmiyor. İyi değil. Niye öldürmüş? Şerefsiz bir tecavüz etmiş. Boğazında kalsın o peynir Stephen. Buradan Stephen Anderson'ı kınıyoruz ölümünden sonra. Stephen Anderson'ın vizyonunu puanlıyoruz şu an. 3 veriyorum. Vizyonsuz herif. Ben peyniri beğendim. Prodüksiyona veriyorum. Prodüksiyona 10 üzerinden 10 verip adamın vizyonuna 2 veriyorum ama. Ben 1 veriyorum. Benim peynir sevmiyorsun sen galiba. Yok çok ben severim. Boyun ondan küçük. Severim. Kalarsın. Ne alaka? Sen boyun kaç? 1.60. Yalan söylediğini düşünüyorum. Getirsinler ölçelim. Kalk bakayım ayağı 1.60 duruyor musun? İyi çıkıyor mu bu? Hani kısayım ya, gözüküyorum ya hani. Gözüküyor değil mi o? Ha, tamam ben gözükmüyormuşum. Bu sorun tek bende mi oluyor ayağa kalkınca gözükmemesi? Sorun bizde değil ki, sorun sende.
Arkadaşlar bir sonraki suçlumuza geçtik. John Wayne Gacy, danışman, iş adamı ve komşularının partilerinde palyaçoluk yapan Amerika'nın en önemli seri katillerindendir. Çocukları kendine hedef seçtiğinden Amerika'nın en fazla nefret edilen seri katilidir. Bir hayır derneği adına gönüllü çalışıp çocukları eğlendirmek için palyaço kılığına girdikten sonra adı Palyaço Pogo olarak da bilinir. 33 cinayetten idam cezasına çarptırılmıştır. İdam edilmeden önce çilek, patates kızartması ve KFC tavuk istemiştir. Yani çocuk katili. Buradan çocuk katillerini tekrar kınıyorum. Peki idam edilseydiniz hangi ölüm yolunu seçerdiniz bir seçim hakkınız olsa? Seçenekleri sunar mısın bir? Ateşte yanmak, elektrik sandalye, kafaya mermi, yemeğe karıştırılmış ilaç, iğneye karıştırılmış ilaç, kokuyla verilmiş gaz, suda boğmak, benim iğneyle... Ben kafama sıksınlar isterdim. Ben ölmek istemiyorum. O yüzden... Ama artık bunu hak etmişsin demek ki. Ne yapmışım mesela? Annemi mi üzmüşüm, ne yapmışım? İdam edilenlere diyorlar ya, son isteğin nedir diye. Beni bırakın deseler bırakıyor mu? Bak bu 2012 Facebook hepsi. Evet. Yapma. Şimdi beni bırakın derse bırakmazlar büyük ihtimal. Bir çocuk katilinin damak zevki nasılmış ona bakıyoruz şu an. Çilekle patates kızartmasını aynı anda söyleyecek ha salak. Oğlum belki ilk önce bunu yemiş, sonra bunu yemiş, sonra bunu yemiş. Üstüne meyve yemiş. Keyif yapmış yani. Ben de öyle yapardım bence. Daha önce KFC'de mi çalışmış? Yaşanmışlıkları var yani. O kadar aç geldim ki bu videoya. Vallahi çok iyi geldi bu. Aşırı iyi geldi. Bizi buradan duyuyorsa Gacy, KFC güzelmiş. Buna kaç vermeye veriyorsun? Ama en azından sonunda meyve yiyecek kadar kendini düşünmüş ya bu. Evet ya değil mi? Keyfini yapmış yani. Kameraya bakarak John Wayne Gacy'ye bir söz söyle, bir cümle söyleyin tek. Allah belanı versin. Ölmüş zaten, geber diyecektim de ölmüş zaten. Ben Gacy'ye 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Ben de 7 verecektim lan. 7 mi? Çok uçuyorsunuz ama ya siz. 7 verilmez bunu da. 5 vereyim ben. Bunu videonun başında söylemeliydim ama şu an aklıma geldi. Adamlarla hiçbir alakası yok olayın. Tamamen yemek tadıyoruz. O yüzden söylediklerimizi boş boş şeylere çekmeyin. Amerika'nın ilk kadın seri katili. Ay geğirdim arkadaşlar, özür dilerim. O kişiye göre Amerika'nın ilk kadın seri katili... Ya parmağını koymadan okuyamıyorsunuz değil mi? ...görevde şiddet gördüğü için vahşileşen bir kurbanmış aslında. Evet. 7 kişiyi öldürüp ormanda sakladığı ortaya çıkmıştır. 2 kişinin cesedi bulunamadı. Cinayet suçundan idam cezasına çarptılan, idam edilmeden önce sert bir kahve istemiştir. Aa, keyif kahvesi istemiş. Acaba bu öldürdükleri sadece full erkek mi acaba? Karışık mı? Ya kadınlardan ne istemiş? Abi sonuçta şiddet gördüğü şiddet için. Şiddet görmüş de tamam. Abi o helal olsun. Şimdi bunu arkadaşlar içerken 7 kişi öldürmüş, ikisini çok iyi saklamış. Zaten artık öleceğim diye içeceğiz. Ha, ölürken kahve içmek ha? Öldürdüklerimize içiyoruz. Orada sert bir kahve yazıyor diye de bu kadar sert kahve yapmazsınız be kardeşim. Ağzımın içi böyle oldu sertlikten. Son sözünü okumak isteriz. Oo, ben okuyabilir miyim? Tam ok, Ahmet okusun ondan. Son sözü bu kadar. Yaptıkları bizi bilmem değilim. Ben bana yönlendirilen suçlamalar karşısında masum olduğumu söylemek istiyorum Mert. Masum. Hatta yasaların ve genel ahlakın kabul ettiği ve kutsadığı suç olan insanın insan üzerindeki sömürüsü suçu hakkında da masum. Eğer bugün burada sanık olarak bulunuyorsam ve beni birkaç dakika içinde mahkum edebilirseniz işte bu yüzdendir. Başka hiçbir sebep yoktur. Bir köpeğe veya bir yılana, yeryüzündeki en şanssız ve en sefil yaratığa bile benim yapmadığım şeylerden dolayı suçlanma durumunu dilemem. Ne diyor lan bu? Böyle bir olay var. Suçluların fanları oluyor cidden. Katillerin evet. Fanları oluyor. Belki bu da birkaç tane fan edinmiş olabilir bunu. Ted Bundy'nin mesela fanları falan var değil mi? Birinin vardı ya. Evet, ben de haklı bulanlar hani haklı evet, bir evet. Cinayet bulanlar var. Ancak ben başka bir şeye inanıyorum. İnanıyorum ki özünde gerçekten suçlu olduğum hatalardan dolayı buradayım. Burada acı çekiyorum. Burada acı çekiyorum çünkü ben bir İtalyanım. Kendimden çok ailem ve sevdiklerim için acı çektim. Ancak haklı olduğumdan o kadar eminim ki sizin beni iki kez öldürme şansınız olsa bu dünyaya iki kez gelebilsem şu ana kadar yaptıklarımı bak, tekrar yapmak için bir daha yaşamak yemin isterim. Yemin ederim şey aklım hala yapmadıklarımda. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımda. O yüzden bu sert kahvemizi ona kaldırdıktan sonra tamam yeter ben daha fazla puanlayalım. Bu kadının sanatçı bir ruhu var. Ben 0 veriyorum 0. Yanımda kadına sigara isteseydi 10 verirdim ama 2. Kahve sevdiğim için 7 veriyorum. Sen peki Burhan'ın TikTok videosu hakkında bir konuşmak ister misin? Ney ben görmedim. Has siktir. Pov yazmış altına, ben Pov'unu söylüyorum. Burhan kurgumu yetiştirememiştir. Bizde herkes İsveç çakısı olduğu için herkes her yerde olabilir. Tuğçe'yi bir gün benim yanımda görebilirsiniz. Yiğit bir anda bir şarkıcı olabilir. Oh, Rex söyleyebilir, beni mezara koyabilir. Buradan ekip için. Kendinizi alkışlasanız oğlum. Niye alkışlamadın kendini? Arkadaşlar Yiğit'i biliyorsunuz değil mi? Oğlum biz Luna Park videosu çekiyorduk, Yiğit'le fotoğraf çekiliyorlardı. Evet, bir sonraki suçlumuzu Ahmet Can Dündar okuyor.
Bravo Ahmet Çandindar. Mezuniyet konuşması yapmış. George Stinney. Amerikalı en geç idam cezasına çarptırılan kişi olarak tarihe geçti. İki kızı öldürmekle suçlandı. Mahkemesi 2 saat sürdü ve hiçbir somut delil olmaksızın mahkeme onu suçlu buldu. Onun avradı. Oha. Elektrikli sandalyeye bağlanarak 8 dakika içinde tam 2 kez 2400 volt elektrik verilerek idam edildi. İşlemediği bir suç yüzünden idam edilen George Stinney'in son isteği süt içmekte. İşlemediği bir suç yüzünden. Ama somut delil yokmuş. Harbiden bu adamı niye idam ettiler? Aha senin dediğin işte. Muhabbet. Arkadaşlar bu kadar zeki olduğum için özür dilerim. Olayı bilmeden bile düşüncelerimle geleceği ben görmüşüm. Ben bunun tadına bakmadan bile bu adama 10 veriyorum. Ben şimdi onu diyecektim. Çok üzüldüm. Evet siz de söyleyin. Niye? Ben çiçek testi. Ertan. Kendin yapacaksın ama. Yiğit çiğ köfteyi beceremeler. Yandırdın bizi, yaktı sillesini. Hey, misalim. Sen Muhammed? Fena makarna yani. Sen? Su. Ama. Burhan sen ne yerdin ölmeden? Burhan'ın içinde biri ölmüş gibi amına koyayım. Evet. Burhan yürü git içeri lan. Sana bakınca moralim bu. Alperen! Abi çok zor soru sordunuz yani. İdam sandalyesini yiyor. Et haşlama. Tunç'u sen? Aa, buradan SFC'nin reklamını da çok iyi yaptık yine. Ben de SFC demek istiyorum. Eyes on you burger. Ben Eyes on you burger olarak değiştiriyorum. Bir de salt special. Arkadaşlar arkadaşlarım olduğu için reklamını yapmaktan hiç de çekinmem. Tadına da sonuna kadar güvendiğim için salt fried chicken yiyebilirsiniz. Çok memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Kaç veriyorsunuz? 10, 25, 38. Ben de 10 üzerinden 100 veriyorum. Ben de 10 veriyorum. Ne oldu millet 10 veriyor diye verdin değil mi? Yoksa hiç umurunda değil. Hayır ya o kadar sütlü süt seviyor musun? Adam. Ben süt çok severim. Evet ya, ya böyle arkasına yaslanmış. Yine üstüme geliyorlar ben ya. Ben sütü çok severim. Ne var kardeşin diye mi gülüyorsun? Sütü sevdiğin hiç belli olmuyor bu arada. Ha boyum uzamamış. Ha 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 çok. Güldü. Bu arada arkadaşlar Instagram Ahmet arkadaşlar Çandundar. Evet Instagram Ahmet Çandundar. Şurada da Sıla. Burada da ben. Evet ya story de atmıyor bu kız. Bu kız Instagram'ı çok kullanmıyor. TikTok'u yazan. Çok gelmeye başladınız ha. Tam şakasını yaptın yeter şimdi. Kimin üstüne geçti? Sıla'nın idam ederim seni. Biraz geç yanıyor abi. Ya biz Sıla'yı severiz. Dur sen kız. Burayı çektin değil mi? Ne bak erkeğe yapınca hiç olmuyor. Kadına yapınca anlamadım benim. Ne oldu ki? Ne alaka sen o kadar bana yapıyorsun? Gelmiş bana mı yapacaksın? Bana niye dokundun? İzin istedin mi benden önce dokunmak? Sen istedin mi? Artık sen gözümde bitti Sıla'nın. Sen istedin mi benden izin? Dokunabilir miyim dedim. Dur kız dedim. Demedim. Dokunabilir miyim? Dokunamazsın. Oğlum ikiniz de bıçaklarım şimdi ha. İdam gelir gerçekten. Ahmet ya. Abi bana bir tane Sıla lazım. Nasıl yani? Nasıl olacak? Anneme söylesem biraz geç mi kalmış olur? İçmez ki. Ama şimdi şöyle bir şey. Senin kardeşe ihtiyacın yok yanılırız bakalım. Ben de çekeyim. Bak ama sen, abin ne diyor bütün sen ne? Sonra sana ya. Niye kötü davranıyorum? 28 yaşında idama mahkum edilen, Iowa'da idam edilen son kişiydi. Ana. Aa evet. Sahilim kaşınıyor beyler. Para geldi kaşınıyor. Eyvah Antalya'dan güzel bütçe geldi. Şimdi. Gelsin de daha daha haberi geldi kanka. Bir sakin ol parayı görmedik ki. Victor çocuk kaçırma ve uyuşturucu için doktor öldürmekten idam edilen bir adammış. Son yemeği olarak içinde çekirdeği olan bir zeytin istemiş. Ya Victor sen gerizekalı mısın? Ben kahvaltı etmeden geldim bu videoya ya. Neden diye sorulduğunda mezara konulduktan sonra yediği zeytinin bir ağaca dönüşmesini ve barışın sembolü olacağını düşlediğini belirtmiş. Hadi hadi boş yapmasın Mal. Ya. O zaman yavşak niye uyuşturucu içiyorsun? Adamı öldürüp öldürüp barış. Çocuk da mı öldürmüş o? Çocuk evet. Da kaçırmış. Öldürmüş mü? Duruyor mu bir de? Ne yapacak? Bir şey söyleyeceğim. Bu Sala'yı hiç gündeme getirmeyelim. Bence de. Zeytini yemeye geçelim. Kaç veriyorsunuz bu Sala? Ben bu arkadaşa... Ben çok sinirliyim bu listedeki herkese. Allah Allah. Cidden ben eksi iki falan zeytin verdim. Zeytin ne ya? Ben bunu da prodüksiyona da sallamak istiyorum. Yediğim en kağıt zeytindi yani. Arkadaşlar son iki suçlumuz. İkisi kardeş değiller arkadaşlar. Nicola ve Bartolomeo Amerika'ya göç etmiş iki İtalyanmış. Bir banka soygunu o bankanın güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanmışlar. 7 yıllık mahkumiyetin sonrasında 7 dakika arayla elektrikli sandalyeye bağlanarak idam edilmişler. İdam edilmeden önceki son yemekleri tost ekmeği ve çaymış. Tost ekmeği ya mi tost mu? Ya bu insan ama ne mi yiyorsun ya? Tost desene ama niye tost ekmeği diyorsun? Onlarda öyle değil. French toast diye geçiyor. Bir tanesi de adam akıllı şöyle iki porsiyon bir şey istememiş. Ölümlerinin ardından tam 50 yıl sonra üstlerindeki tüm suçlamaları kaldırmışlar. Onlar öldürmüş güvenlik. Çayda biraz. Maşallah. Prodüksiyonumuz da var gibi. Çok sağ olun çayımız için.
Ama Allah rızası için içine bari bir şeker mekan koysaydı. Arkadaşlar son yemeği de yedik. Eğer daha fazla bu tarzda video izliyorsanız dokundum ama kanka sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Yok. Gel gel. Gelmiyorum. Artık Sıla'yla barış imzalıyorum kendi içimde. Sıla'ya bu saatten sonra kötü hiçbir şey söylemeyeceğimi and içerim. Barış'ın çok uzun sürmez bu arada galiba sizin. Neyim sana mı soracağız? Hayır. Şakadan dolayı da. Yiğit sen biliyor musun şakayı? Bir şey söyleyeceğim. Bak bende de böyle delikanlı gibi açık açık diyorum ki sana şaka yapacağım. Anlayabiliyorsan anla. Bir zamanlar evet bu şakayı yapmak istiyordum. Çünkü prenses gibi tavırlar takınmanın hiç hoşuma gitmedi. Ya ne zaman takındım onu bir ben söyler misin? Ben bu videoda konuşmak istemiyorum Sıla bunu. Sonra konuşuruz. Ama şu an içimden barış antlaşmasını and içtiğim için hiç yapmak istemiyorum ama mecburiyetten yapacağız tabii. Arkadaşlar şakanın ne olduğunu da tahmin etmeye siz çalışın. Evet yorumlarda yazın. Yorumlarda en yakın olanı ben aynen. En yakın olanı Sıla'ya yapılacak şaka en yakın olanı ben beğeneyim. Ahmet ve Sıla'nın kanalları aşağıda var. Şurada bir yerlerde. Kanala abone olmayı unutmayın. Buradan çıkan karttan eski özür dilerim. Buradan çıkan karttan eski videomu buradan çıkan tuştan da abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. ne oldu lan? Ulan mahkumlar öldü. Hiçbir videoyu böyle kapatmadınız. Niye? Beni seviyorlar oğlum. Beni seven alkışlasın.